Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmenim Doğan Kızılırmak. Sizlerle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, aktif öğrenme alanında kalmıştık. Klasik anlamda sağ taraftaki arkadaşlar kavramlarla beraber burada boş bırakılan yerleri doldurarak cümlelerimizi tamamlayacaktık arkadaşlar. Hemen birinci sorumdan başlıyorum. Bakalım bize ne sorulmuş. Atmosferi oluşturan gazların yere uyguladığı ağırlığa basınç ya da atmosfer basıncı denir diyoruz arkadaşlar. Hemen sağ tarafta küçük kutucuğa baktığımızda atmosfer basıncı yazdığını görebiliriz. Ve o yüzden buraya arkadaşlar atmosfer basıncı diyorum. Evet, ikinci soruma bakıyorum. Dağlık alanlara çıktığımızda iç basıncının üstün gelmesi nokta nokta tıkanmaları neden olur? Evet arkadaşlar, dağlık alanlara çıktığımızda insanın iç basıncının, yani bizlerin iç basıncımızın yüksek gelmesi, üstün olması ne oluyor arkadaşlar? İlk başta kulak ve burun tıkanmalarına, hatta bu yükselme bariz bir şekilde olsa bazen kısa süreli 5-10 saniye aralıklı, 5-10 saniye arasında burun kanamalarına sebep olabiliyor. O zaman biz buraya kulak ve burun tıkanması diyeceğiz. Devam ediyorum. Basıncı ölçen alete ne diyorduk arkadaşlar? Barometre diyorduk, değil mi? Evet, hemen dördüncü sorudayım. 45 derece enleminde deniz seviyesinde, yani 0 metre yükseltide 15 derece sıcaklıkta 1 metrekarelik alan üzerine hava kütlesinin yaptığı basınca ne diyor deniyordu arkadaşlar? Normal hava basıncı ismi deniyordu. Hemen yazalım. Normal hava basıncı denir diyoruz arkadaşlar. Hemen 5. sorumuza bakalım. Evet, hava kütleleri kuzey yarımkürede nokta nokta, güney yarımkürede nokta noktaya doğru sapmaktadır diyor. Evet, hemen burada okurken de tamamlayabilirdik aslında. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise sola şeklinde olmalı arkadaşlar. Evet, 6. sorumdan bakıyorum. Nokta nokta basınç alanlarında çevreden merkeze doğru toplanan hava merkezde yükselir. Yükselen bir hava varsa bura neydi arkadaşlar? Alçak basıncı ifade etmekteydi. Evet, alçak basınç olarak yazdık. 7. sorumuzdayız. Nokta nokta noktanın genişleyip yükselmesiyle yere yaptığı güç azalır. Böylece basınç düşer. O zaman ne diyeceğiz? Hangi hava genişler, genleşir, yükselir? Isınan hava arkadaşlar. Hemen yazalım buraya. Isınan havanın genleşip yükselmesi diyoruz. Evet, 8. sorudayız. Yer çekimi ile basınç arasında nasıl bir ilişki vardı arkadaşlar? Yer çekiminin arttığı yerlerde ne oluyordu? Basınç da artıyordu. O zaman ne diyeceğiz biz buraya? Doğru orantı diyeceğiz arkadaşlar. Evet, 9. sorudayız. Deniz seviyesinde yükseldikçe atmosferin kalınlığı ve gazların yoğunluğu azaldığı için basınç da ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu. Bu da doğru orantıydı biliyorsunuz. O zaman hemen azalır yazalım arkadaşlar. Evet, 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Dünyanın nokta 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 hareketine bağlı olarak 30 derece enlemlerinde hava kütlelerinin yer yüzüne doğru çökmesiyle yoğunluk artar ve yüksek basınç ortaya çıkar. Evet, burada arkadaşlar yüksek basıncın etkili olması ya da yüksek basıncın ortaya çıkmasının sebebi dünyanın hangi hareketine bağlıydı? Kendi ekseni etrafında dönmesine, yani günlük hareketine bağlıydı arkadaşlar. O zaman biz buraya günlük diyelim. Evet, hemen arkadaşlar şöyle yapıyorum. Biraz aşağı indireyim şuraya. Diğer sorularımızı görelim. Evet, şimdi sıra 11. soruda arkadaşlar. Evet, 11. sorumuza bakalım. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatora ve kutuplara ekvatorda ve kutuplarda nokta nokta basınçlar oluşur. Yani sıcaklığa bağlı olarak oluşur. Sıcaklığa bağlı olarak oluşan basınç merkezleri neydi arkadaşlar? Termik basınç merkezleriydi. Evet, 12. sorudayız. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketlerine ne diyorduk biz arkadaşlar? Rüzgar ismini vermiştik. Devam ediyorum.
Bir yerde rüzgarın en çok estiği yöne ne diyorduk arkadaşlar? Hakim yüz rüzgar yönü. Hakim rüzgar yönü diyorduk. Dedik. Evet. 14. sorudayız arkadaşlar. Rüzgarın esme yönleri rüzgar nokta 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 denilen şekillerle gösterilir diyor arkadaşlar. Neydi arkadaşlar bunlar? Rüzgar gülü ya da rüzgar diyagramı olarak karşımıza çıkıyordu. Diğer bir ismi de frekans diyagramıydı. O zaman biz buraya yan taraftaki tabloya baktığımız zaman frekans diyagramı yazabiliriz. Evet. Devam. 15. sorudayız arkadaşlar. Evet, hemen şöyle yapalım. Ne demiş 15. soruda bize? Soru hemen bakalım arkadaşlar. Basınç merkezleri arasındaki nokta nokta arttıkça rüzgarın hızı azalır. Basınç merkezleri arasındaki mesafe arkadaşlar. Mesafe arttıkça rüzgarın hızı azalır diyebiliriz. 16. sorudayız arkadaşlar. Nokta nokta rüzgarları 30 derece enlemleri civarındaki dinamik yüksek basınç alanlarından ekvator çevresindeki termik alçak basınç alanlarına doğru eserler. Arkadaşlar sürekli rüzgarlardan alize rüzgarlarını ifade etmekte burada bize. Hemen alize rüzgarları diye buraya belirtelim. Sırada 17. sorumuz var. Batı rüzgarları 60 derece enlemleri civarında nokta nokta rüzgarlarıyla karşılaşma bölgelerinde cephesel yağışlara neden olur. Hangi rüzgarlarla karşılaşıyordu arkadaşlar? Tabii ki kutup rüzgarları diyeceğiz. Evet, hemen şöyle biraz çekeyim. Kutup rüzgarlarıyla karşılaşıyordu bildiğiniz gibi. 18. soruma bakıyorum. Devirli rüzgarların en çok bilineni Asya kıtası ile Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu arasında esen nokta nokta noktadır. Neydi arkadaşlar bu? Devirli rüzgar, dönemlik rüzgar ismi de verilir demiştim. Muson rüzgarları diyeceğiz. Evet, devam. 19. sorudayız arkadaşlar. Kış musonları karadan kaynaklandığı için Hindistan Yarımadası'na yağış getirmez. Zaten muson ikliminde baktığımız zaman kışlar ılık ve kurak geçiyor değil mi arkadaşlar? Bunu da bilmemiz lazım. Bunun sebebi zaten muson rüzgarı ile alakalı. Kaynaklayın diye çünkü karaydı. Evet, devam edelim. 20. soru. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan nokta nokta virgül gece ile gündüz arasında yön değiştirir. Gece ile gündüz arasında yön değiştirir demesi çok karakteristik bir özellik. Meltem diyeceğiz arkadaşlar. Meltem nerede diyebiliriz. Evet. Devam. 21. sorudayız. Yamacı aşan hava kütlesi Dulda Yamaç'ta alçalır ve nokta nokta M'de ortalama 1 derece sınır. Arkadaşlar burada bize fön rüzgarı söylenmiş, anlatılmış. Fön rüzgarı biliyorsunuz aşağı doğru hareket ederken her 100 metrede ortalama 1 derece sıcaklık artıyordu. Sırada 22. sorum var arkadaşlar. Sirocco Kuzey Afrika'dan, daha doğrusu Kuzey Afrika'da Büyük Sahra'dan batı nokta noktaya doğru eser. Batı Akdeniz'e doğru eser arkadaşlar. Hemen buraya belirtelim. Evet, Batı Akdeniz'e doğru eser dedik. 23. sorudayız. Bora, Din Arapları'ndan Dalmatça kıyılarına doğru esen nokta nokta ve nokta nokta rüzgardır. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Soğuk ve kuru rüzgardır. Soğuk ve kuru rüzgardır. Ve dersimizin son sorusundayız arkadaşlar. Güney Amerika'da etkili olan tropikal rüzgarlara, bakın Güney Amerika'da diyoruz arkadaşlar. Bu rüzgarlara ne deniliyordu? Tornado ismi veriliyordu arkadaşlar. Evet, tornado adı verilmekteydi dedik. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde uygulama alanı ve pizza sorusunu çözeceğiz diyebilirim. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.